Sıkışıp kaldık burada. Dışarıda olup bitenden daha haberimiz yok. Gel. Hünkârım. Lalem Ömer Efendi nerede? Sana onu çağır demedim mi? Sarayda yok hünkârım. Sordum, sual ettim. Galiba kaçmış. Nasıl kaçmış? Hain köpek. Ben onun canını korumak adına herkesi karşıma aldım. O beni bırakıp kaçtı ha? Beni bu cenderenin içinde bırakıp kaçtı. Ne bekliyordunuz ki hünkârım? Batan gemiyi ilk fareler terk edermiş. Sadakati buraya kadar. Gel. Hünkârım. Asiler çatıda delik açıp Şehzade Mustafa'nın dairesine girmişler. Sultan Mustafa diye haykırmaktalar. Paşa. Hünkârım. Asilere istediklerini verin. İstediklerini verdik Zülfikar. Niye işlem bitmedi hala? Geç kaldık hünkârım. Çok geç kaldık. Bir an evvel saraydan çıkmamız lazım. Öyle. Lakin bunu nasıl yapacağız bilemiyorum. Dört bir yanı kuşatmışlar. Saray burnundan sandalları bile çekmişler. Çıkacağız Zülfikar. Çıkacağız. Bir çaresini bulup çıkacağız buradan. Gel. Hünkârım, asiler has odaya doğru yürüyorlar. Hünkârım. Çık. Korkma Melek Sima. Buradan birlikte çıkacağız. Zülfikar Paşa. Ağalar. Hünkârım. Açın kapıları.
Şehzade Mustafa'nın vaziyeti ortada. Ben konuşsam dahi razı gelmeyeceklerdir. Razı gelirler Kösem. Sen istersen her şeye razı olurlar. Anla artık Kösem. Mustafa'mın tahta çıkmasına mani olamaz. Lakin kan dökülmesine mani olabilirsin. Biz istiyoruz ki anlaşalım. Her şey sulh içinde çözülsün. Yıllar evvel de anlaşmıştık. Yemin etmiştin. Oğlun tahta çıkar çıkmaz şehzadelerimi öldürmeye çalıştın. Beni de sürgüne gönderdin. Neden güveneyim sana? Başka çaren yok Kösem. Mecbursun. Sana yarına kadar mühlet. Aklın varsa dediğimizi yaparsın. Şehzadelerime bir zarar verirseniz dünyayı başınıza yıkarım. Sultan Osman tahtta kalır gene de razı olmam. Sultan Osman bu isyandan sağ çıkamayabilir. Sen kardeşinden de beter olmuşsun Dilruba. Hangi devirde görülmüş kul taifesinin Cihan Padişahı'na kıydığı? Her şeyin bir ilki vardır Kösem. Ağlar gidin. Ağlar, indirin kılıçlarınızı. Diz çöküp hünkârımıza biat edin. Sen. Hünkârım, ben ağ kapısından Yeniçeri kulunuz Ali Ağa. Malumunuz daha önce nahoş karşılaşmalarımız oldu. Lakin isyanımız zinhar size karşı değildir. Bana ve yiğitlerime güvenebilirsiniz. Canımız yolunuzda feda olsun. Atiz Yiğit izine karıştı. Kim dost kim düşman bilmek mümkün değildi. Ne yapacağız peki? Limana gidip Bursa'ya geçeceğiz. Başka yol yok. Bu hayli tehlikeli hünkârım. Donanma isyancıların elinde. Kayık dahi yüzdüremez haldeyiz. Ne yapacağız peki Ali Ağa? Vaktimiz yok. Nereye gideceğiz? Eğer kabul buyurursanız ben emniyetli bir yer biliyorum. İyi ki yanımdasın Zülfikar. İyi ki. Sultanım. Siz ne arıyorsunuz burada? Sen hangi yüze gelirsin? Hanedanımıza nasıl ihanet edersin? Nasıl bu kadar alçalabilirsin? Ben hanedana ihanet etmedim. Etmem. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Şimdi beni hünkârımızla yalnız bırakın. Zinhar olmaz. Rahmetli kardeşin Mehmet, sana neden düşmanca davranırdı biliyor musun? Seni ondan daha çok sevdiğime inandığı için. Ben evlatlarımı birbirinden ayırmadım elbet. Hepsini çok sevdim. Lakin Allah'ın bildiğini senden gizleyecek değilim Osman. Mehmet haklıydı. Ben seni hepsinden daha çok sevdim.
Bir anne evladına kıyana düşman olur mu? Olur. Hakkıdır. Lakin evladına kıyan da evladıysa ne yapsın? Kime düşman olsun? Kimden alsın intikamını? Nasıl soğutsun yüreğini? Siz ağlayabildiniz. Lakin ben yapamadım. Yazını tutamadım. Ağlayamadım. Kahredemedim kendimi. Çünkü ben yaptım. Kardeşime ben kıydım. İlk fırsatta Bursa'ya geçeceğim. Atalarımın şehrinde nizamı yeniden kuracağım. İnşallah bunlar uzun kalmayacak. Önce Yeniçeri yatışmalı. Sonra gerekeni yapacağız. Bütün Yeniçeriler senin emrinde değil mi Kösem? Emir ver, geri çekilsinler. Bu kimsenin sonunu kestirebileceği bir isyan değil. Ahali evlerinden sökün etti. Şehri yağmalıyorlar. O halde ne yapacağız sultanım? Bir yol gösterin. Burası A kapısı. Kadim teamül gereği Yeniçeri buraya sığınanı korumak zorunda. Zülfikar Paşa, Ali Ağa'ya söyle. Vakit kaybetmeden askerin ihtiyarlarıyla konuşsun. Ali Ağa'yla birlikte ben de giderim. Malumunuz, ocağın pilleri eski dostumdur, yoldaşımdır. Son nefesini vermeden evvel bana bir dua etmişti. Kaderimde bu dünyada cehennemi yaşamak var belki de. Kov bu düşünceleri aklımdan. Ben yanındayım. Zülfikar Paşa yanında. Kösem Sultanımız da öyle. Yarın yeni bir gün doğacak. Ve bu karanlık son bulacak.
Kapıkulu ihtiyarları da bu vaziyetten hiç hoşnut değil hünkârım. Birkaç çatlak ses haricinde hepsi sözlerime kulak verdi. Devlet-i Âli'nin bekası içinse tekrar biat edeceklerine hiç şüphem yok. Âlâ. İlaveten daha önce karar verdiğimiz miktarda bahşişi de hazır ettik. Beraberimizde götürüp dağıtacağız. Tesiri olacaktır. Keşke Ömer Efendi yerine seni dinleseymişim Zülfikar. Beni defaatle ikaz ettin. Lakin ben kulaklarımı tıkadım. Ocağın nizamını değiştireceğim diye inat ettim. Bilmezmişim başımı nasıl belaya soktuğumu. Her şerde bir hayır vardır hünkârım. Bu sayede kim dost, kim düşman onu gördük, bildik. Hünkârım. Hayır olsun. Derhal çıkmamız gerek. Osman Çelebi, kaçabileceğini mi sandın? Bre Melun, sen kimsin de padişahına Çelebi dersin? Saltanatın bitti Osman Çelebi. Ocağa götüreceğiz seni. Hünkârımız Sultan Mustafa'ya biat edeceksin. Geri dur. Hain köpek. Evvela sizin, sonra divani Mustafa'nın kellesini vurmak gerek. Mansur Ağa. Bırak lan! Bırak! Sultanım! Bırak! 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 Hain köpekler! Bırak! 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 Ben sizin padişahınızı bırakın! Bırak! 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 Bırakın! 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 Hain köpekler! Alçaklar! Hepinizin kellesini vuracağım! Hepinizin kellesini vuracağım! Çekilin! Alçaklar! Alçak köpekler! Çekilin! Hayvanlar! Soyun şunu. Zinhar sultanımız değil artık. Ağalar durun. Ağalar durun, ne yaparsınız? Ben sizin padişahınızım. Ben sizin padişahınızım. Thank you.
vardı. Her zaman bana kul hakkında iyilik söylerdi. Onu dinleseydim bu vaziyete hiç düşmezdim. Götürün şunu. Çelebi, Yeniçeri ile uğraşmanın sonu budur işte.